Polan'ın başka kimin dostluğuna ihtiyacı olur dedi. Ben şu an bile tüylerim diken diken oldu. Değil mi? Böyle zamanlarda çok... aslında en ufacık bir cümle bile bize kapı açabiliyor değil mi? Peki yaşadığın zorluklar oldu mu hiç? Yani ekranda bugün biz böyle gülüyoruz ediyoruz falan ama arkası gerçekten ciddi zorludur. Ne gibi zorluklardan geçtin? Sen hiç travma ya da depresyon yaşadın mı? Tabii ki muhakkak yaşadım. Televizyonda şöyle bir şey oldu. Benim yapım olarak şöyle bir şey. Ben bir zorluk gördüm mü? Onun bana bir menfaati yoksa yani şöyle eğer o beni travma sonrası stres bozukluğundan bahsetti hocam travma sonrası gelişime götürmeyecekse yani o zorluğa ben girmiyorum. Fıtrat özelliğim değer var. Değer mi değmez mi? Benim bir özelliğim var, ben çok çabuk tüyüyorum o ortamda. Ne yani kadar kavga, güzel bir özellikmiş. Kavga etmem, böyle kötücül bir rekabete girmem. Dolayısıyla o yönden Allah'ıma şükürler olsun. Hep böyle çok zor bir şey yaşadım dersem yalan olur. Çok şükür. Ben de aynı noktadayım aslında. Tahmin ediyorum. Aynı şey diyebilirim. Fakat böyle olunca da bu fazla iyilikle de nasıl oluyor diye soruyor musun hiç kendine? Bazen böyle geri planda kalabiliyorsun ama onu sen tercih ettiğin için, onu bildiğin için o çok mutluluk verici bir şey. Travma meselesinde de biraz önce gösterdiğiniz kitapta dalga aslında kıranda. Dalga Kıran'da ben travma meselelerini yazdım. Hocamın söylediklerini çok önemsiyorum. Neden ilgini çekti? Şöyle, çünkü Alice Miller çok önemli bir psikoterapisttir. Çok önemli bir sözü var. Benim kendi hayat yolculuğumda, anlam arayışı yolculuğumda çok faydalandığım bir söz. Diyor ki üzerine örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Ah kalırız, hem de nasıl kalırız, kalmaz mıyız? Onun için ne yapıyoruz efendim? Buyurun Göktuğ Bey. Ne yapıyoruz? Lütfen bize nasıl kaldık üzerinize örttüğümüz şeylerin altında ne hocam? Yapıyoruz? Anda mı kalıyoruz? Ne yapıyoruz? Buyurun size bir kalem vereyim. Bunu bize anlatın lütfen tahtada. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Şu an meselesi önemli bir şey gerçekten. Çünkü burada biz kayboluyoruz. Buyurun. Şöyle diyebiliriz aslında. Şöyle bir doğru çizdiğimizde buraya şimdi yani tam burası dediğimizde gelecek. Gelecek bilinmez bir yerde. Geçmiş. Peki. Travma öyle güçlüdür ki kişinin tam şimdisine öyle bir darbe vurur ki bunu bir köprü olarak düşünebiliriz aslında. Bu köprünün yıkıldığını da aslında tanıklık ederiz. Bu yıkıldığında geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantı da bir noktada kopmuş da oluyor. Kişilerden şunları çok defa duyarız aslında. 5 yıl sonraya dair plan yapamıyorum hayatımda. Erken öleceğimi düşünüyorum. Bunun dışında hayata dair umut veya evlilik gibi sosyal hayatımızı da ilgilendiren meselelerle ilgili plan yapamama halidir. Bu sebepten dolayı travmanın sadece stres belirtileriyle ibaret tutulmaması da gerekiyor. Büyüme kavramı dediğimiz. Bu biraz kontrolcülük mü acaba? Yani hani 5 yıl sonrasının planını yapamıyorsun. Şimdi gerçekten 5 yıl sonra ne yapacağımızı bilemeyebiliyoruz. Hayaller kurabiliriz. Hayaller de sizi bir yere taşıyabilir ama gerçekten böyle yaşayan, 5 yıl sonrasını planlayan kişiler de var. Bunu yapamayanlar bir şey mi kaybediyorlar? Şöyle aslında kontrol etmek. İnsan temelinde bilmek ister, anlamlandırmak ister. Hayatının kontrolünü elinde tutmak ister. Hal böyle olunca bazen yaşadığımız illa travma denilecek ağırlıkta olmasa bile yaşadığımız bazı krizler ve çocukluktan gelen o yetiştirilme biçimimiz karar verme mekanizmamızı da derinden sarsabiliyor. Mesela örnek olarak şöyle verebilirim. Çocukken bizim için ebeveynlerimiz karar verdikçe bize sormadan çocuğa danışmadan onun yerine karar verdikçe çocuk şöyle düşünebilir temelinde aslında. Benim artık karar vermeme gerek yok. Birileri artık benim için karar veriyor. Şimdi az önce sen aslında bundan bahsettin. Aileler kendi istedikleri, görmek istedikleri şekli çocuklara bir şekilde dayatıyorlar demeyeyim ama empoze ediyorlar. Farkında olmadan. Ama onların da programı... Kadın isterse her şey olur, bir umut meleceğine. Kadın isterse gerçek olur tüm hayallerde. Aşırı engeller yok olur, gel beraber denene. Her şeyi boş ver.